Tren istasyonu Boşkan. Size ne kadar büyük olduğunu göstereyim. Buradan daha büyük tren istasyonları da var. Bu tren istasyonunun arkada devamı da var. 18 ayrı peronu var. Sürekli tren istasyonundan bahsediyorum ama çok ilginç geliyor, çok enteresan geliyor. Ben Tokyo Station'da da bulundum. Seul'de de bulundum. Hepsinde bulundum. Bu kadar çok peronun olduğu bir tren istasyonu, bir metro istasyonu daha önce görmemiştim. Tabii mesela enteresan olarak Seul'de metro çıkışları enteresandır. Burada o yürüyen merdiven, işte alt geçit, üst geçit durumu çok kötü. Çok basit, yürüyen merdiven hiç yok. Bakın ne kadar kalabalık. Ben İstanbul'da Yeni Kapı'yı falan kalabalık zannediyordum ama hayır, bu şu an sakin olan saati. Çünkü saat karşıda okuyabiliyorsanız 1.32. İş saati değil. İş saatlerinde buralarda böyle nefes almaya, yer bulmaya mümkün değil. Trenlerin işleri böyle çok büyük. Altılı koltuk. Bu şekilde. Ne diyordum? Evet, Seul'de mesela 15, 16, 20 çıkışı olanlar var. Alt geçit olarak metro istasyonuna giriyorsunuz. 16 ayrı caddenin 16 ayrı yerine çıkabilirsiniz. Orada numaralandırmışlar. 1, 2, 3 hangisinden çıkıyorsanız çıkabiliyorsunuz Seul'de. Burada daha değişik bir şey. Ayrıca kadınlar için de ladies only böyle vagonlar var. Ayrı ayrı bu durum. Dediğim gibi zaten bu istasyonu gördük ama tekrar tekrar görmekte fayda var. Ben çok seviyorum. Ya başka sökecek bir şey bulamadık mı? Buluruz. Ararsak buluruz. Şimdi buradan şu diğer taraftan çıkalım biz. Peronlar karşıya doğru uzuyor. 16-17 ta karşıda. Görünüyor herhalde. Bakın evet. Evet. 18 ayrı peronu olan değişik. Bir de sanırım 4-5 kilometre geride Dadar istasyonu var. O buradan da felaket. Daha değişik bir şey. Bakın burada platformlar yazıyor. 1-2-3-7-8-18. 8-18 duruşlar da burada. Bu gotik mimariyi keyifli benim gibi izliyorlar. Yani ben şu istasyonu hiçbir zaman unutmayacağım herhalde. Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yine gate'deyim. Bugün hafta içi olduğu için etraf çok kalabalık değil. Size kamerayı çevireyim. Etrafı tekrar göstereyim. Son gün böyle işte tekrar buraları bir ziyaret edelim istedim. Akşam 7 gibi de yataklı otobüste Goa'ya geçeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şöyle kapıyı görürsek daha iyi olur. Biliyorsunuz ki Kral 5. George'un giriş arasına yaptırılmış olan kapıydı. Tabii geçen gün geldiğimizde burada vücut geliştiricilerin bir yarışması olduğu için ve hafta sonu olduğu için oldukça kalabalıktı. Burada tekne turları oluyor, bot turları oluyor. Ve şu karşıda şu an güneşten çok iyi görünmese de görünen güzel bina Taj Mahal Otel. Bu da çok güzel, gece özellikle muazzam bir ışıklandırması var. Şöyle gölgeye gelirsek belki daha iyi görünebilir. Bakın güvercinler de var. Evet.
Tamam. Evet, böyle bir bina. Bombaş sokaklarından ufak ufak tekrar çekeceğim. Bunları çekerken yataklı otobüsü de çekerim. Yol gece karanlık olduğu için çok bir şey çekemeyeceğiz. Zaten yataklı otobüste ne çekilebilir onu da bilmiyorum. Otobüsü çektikten sonra sabah indiğimizde bir merhaba deriz. Sonra videoyu yükleriz. Durum şimdilik Bombay'da böyleydi. Sadece size su sorunundan da bahsedeyim. Bakın bu şekilde su tankerleri var. Daha büyükleri de var. Bunlarla su taşıyorlar. Birçok otele bu şekilde su taşınıyor. Bu sabah bizim otelin de suları kesikti. Bir saat hemen tankerle doldurdular. Birçok yerde gördüğüm için dikkatimi çekti. Onun için görmüşken benim de hatıramda kalsın istedim. Yine tabii o ünlü tren istasyonundayım. Artık otele dönüyorum. Çantayı alacağım. Oradan da otobüse geçeceğiz. Yemek yeme kısmını bugün hallettim. Yani midem sindirebiliyor. İlaçların etkisi oldukça iyi. Artık ilacı da kestim. İlaç kullandıkça sanırım probiyotik midemi daha da hassaslaştırıyor. Yediğim şey yine dokunuyor. Probiyotiği kestim. Bir de yediğim şeyin üstüne çok hızlı soğuk içecek ve gazlı içecek içmediğim zaman kendimi toparlamış hissediyorum. Ve bugün herhangi bir yorgunluk hissetmedim. Bu açıdan durumumuz oldukça iyi. Şimdi trenle dediğim gibi otele bir de otobüsü çekeceğim. Çok fazla ü falan kullanıyorum ama bugünlerde Türkçe ile ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Çünkü Türkçe'yi çok kullanmıyorum. Burada Türkçe konuşabileceğim kimse yok. Sadece telefonda ve video çekerken Türkçe kullanmaya bakıyorum. Bu nedenle bazı yerlerde düşünürken falan diyebiliyorum. Müsamaha göstermenize diliyorum. Bu şekilde bugünü de kapatıyoruz arkadaşlar. Biraz yine vasat ve verimsiz. Çünkü çok yapabildiğimiz bir şey olmadı Bombay'da. Ama şuraları görmek bile bence çok yeterliydi. Güzeldi. Bombay çok büyük bir şehir. Muhakkak tekrar geleceğim. Ama şimdilik böyle diyelim. Arkadaşlar yine çantayı böyle aldık sırtımıza. Otelden çıktık. Artık otobüse doğru gidiyorum. Allah'tan biraz yakın. 750 metre kadar falan. Ufaktan bir yürüyeceğiz. Otobüsü çekmeye çalışırım size. Biraz atır sizlerin olduğu mahallede ama idare edeceğiz. Oralar biraz sıkıntılı yerler. Zaten ama ana caddeden falan kalkacak herhalde. Ben şöyle bir yarım saat 40 dakika önce gideyim ki yerini tam tespit edeyim. Bir sıkıntı olmasın. Ne olur ne olmaz. Oralardan bir kere daha çekeriz. Otobüsü çekeriz. Yolculuğu çekemeyeceğiz herhalde. Cam falan varsa akşamüstü saatleri oradan biraz çekeriz. Kamerayı biraz sallıyorum galiba. Telefonla bu kadar oluyor. İdare ediyorum. Arkadaşlar gideceğimiz otobüs mü? Temizlik yapıyorlar. İçine de çekeceğim. Etraf biraz dağınık ve kirli. Ama olsun. Otobüs Volvo. Yatağı da varsa yatar uyuruz. Arkadaşlar otobüsümüz böyle. Benimki tabii tek kişilik. Bu şekil. Burada uyuyacağız. Thank you.
bir arkadaşa durum ve halden bahsedeyim. Burası Mapusa otogarı. Uzun bir gece yolculuğu ardından buraya vardık. Buradan sonra da 20 kilometrelik bir yolculuk var. Taksici ve motosikletçilerin elinden zor kurtuldum. Köşede sanırım otobüsler olacak. Otobüste şimdi 20 rupiye Arambol'a gideceğim. Durum oldukça yorucuydu. Boyun fıtığı geçireceğim diye korktum. Evet, durumum biraz sıkıntılı. Gülümsüyorum ama boynum ağrıyor. Onun dışında o mide problemini hallettim, çözdüm gibi. Onda bir sıkıntı yok. Tekin yerinde. Birazdan denize de çalışırsa daha da iyi olurum. Denizin oradan da çekeriz. Videoyu böyle bitirin. Arkadaşlar, o taksicilerden kurtuldum. Bu şekilde eski bir otobüse bindik. Çantayı da kucağıma aldım. Sanırım 20 rupi gibi bir paraya buradan bizi götürecek. Taksiciler tabii devasa paralar istiyorlar. Biz uyanık olup halk otobüsleriyle böyle public başlarla işi götüreceğiz. Şimdi gideceğimiz yol çok çok kısa arkadaşlar. Çok kısa. Hemen o ilk çektiğim otogarın arkasında böyle şey halk otobüslerinin kalktığı yerler var. Hemen ben de oraya ulaştım. Tabii görünen bir yerde değil. Bilmek lazım. Sonra sonra gelmek lazım. Türkiye'de de olur ya böyle, hani otogardan inersin, arka taraflarda başka yerlerde köy garajları olur. Onun gibi düşünmek lazım. Bu şekilde biz de halk otobüsüyle gideceğiz. Biraz eski ama idare edeceğiz. Son olarak da otelime geldim. Burada böyle güzel, sevimli bir köprüsü var. Karşıda da deniz. Bundan sonra Goa serisine başlayacağız. Sevgiler.